Selamlar herkese. Sesle alakalı sıkıntı var mı? Süper. Bir Ankaralıyım ben. Evet, şu an nasıl? Güzel. Ankaralı olmama karşı bir şey var galiba. Hayatımın ilk 28 yılını bu şekilde... Hayatımın ilk 28 yılını bu şekilde harcadım demeyeceğim. Bu şekilde yaşadım diyeyim. Cümleye sanki öyle girecekmişim gibi oldu. Biz Ankara'da kurulduk. User Spots olarak. Ben de... Üniversiteyi zaten burada okudum. ODTÜ'de istatistik okuyordum. İşte web sitesi yapmayı öğrenirken, belli alanlara olan ilgimle web sitesi yapmayı öğrenirken, bir anda hayatımıza kullanıcı adını verdiğimiz kişi girmeye başladı. Yakın zamanda üniversitede bir şey oldu, gördünüz mü? Rektörü protesto etti öğrenciler. Şu an yine üniversitenin mekanlarından birindeyiz, o yüzden çok şey yapmayalım. Hani bir şey vardı. Biz buraya her ay gelmek zorunda mıyız diye bir pankart vardı, hatırlıyor musunuz? Buna benzer bir hareket de bize yaptı öğrenci arkadaşlar. Dediler ki, siz o kadar kötü tasarlıyorsunuz ki her şeyi, siyah çelenk bıraktılar gelip. Ders ekleme çıkarma ekranlarını hatırlayanlar var mı? Pek hoş ekranlar değildi. Onları biz yapmıyorduk ama ihale yine bize kaldı. Ama biz de kütüphane web sitesini falan filan yapıyorduk yani. Ve neden bu işi test etmeyelim ki, kullanıcılarla test yapmayalım ki vesaire diye bir düşüncemiz açıkçası o siyasi çelenkle beraber düşünmeye başlamamız da oluştu. Ve sonrasında kullanıcı testi yapmaya başladık. Ben tasarımcı arkadaşımla beraber geri kalan her şeyi yapan webmaster insan pozisyondaydım. Ve hayatımızda yaptığımız ilk kullanıcı testinde aşina olduğumuz her linki tek tek kodladığım web sitesini ne kadar kötü yaptığımızı fark etmiş oldum. Yani dünyanın en basit bir web sitesi, kütüphane web sitesini ne kadar kötü yapmış olabiliriz ki? Bayağı kötü yapmışız gerçekten. Verilen senaryoların hiçbirini tamamlayamadı o teste katılan insanlar ve biz de ilk katılımcıya tabii ki ne dedik? Kim buldu bu arkadaş? Yani suçu kendimizde aramayıp hatta biraz daha ağır ifadelerde de bulunduk. Çünkü test laboratuvarı sizin böyle şu yukarıda gördüğünüz tek taraflı cam gibi. Siz içeriği göremiyorsunuz. Siz içeriği görüyorsunuz, içerideki sizi göremiyor. Onun ekranını falan da görüyorsunuz. Hatta şey diyorsunuz, yani link orada ya, nasıl görmüyorsun yani? Kör bir arkadaş bulmuşlar herhalde falan diye. Ben ikinci, üçüncü katılımcıdan sonra bu işi kötü yaptığımızı anlayıp User Spots'u kurmaya karar verdim. User Spots aslında kullanıcı noktaları adına, kullanıcı noktaları anlamına gelen bir şey. Fonetiği biraz sıkıntılı. User Spot, Sport vesaire denilebiliyor genelde. İlk kurduğumuzda Ankara'daydık. Bütün müşterilerimiz İstanbul'da. Hatta Ankara'da müşteri edinmeye çalıştık bir müddet. İşte gelmeden önce UX Minimal ekibine de anlatıyordum. TRT ile mesela çalışmaya çalıştık. Sonra TRT bizi İstanbul'a gittiğimizde buldu. Ve şey dediler bize, biz ajansı İstanbul'dan aramaya başlıyoruz yani. Yani biz adamlara Ankara'dayken böyle bayağı ulaşmaya çalışmıştık. Ve bu ara çok ilginçtir. Kilometre kareye en fazla kullanıcı deneyimi laboratuvarının düştüğü yerdi ODTÜ. Yani hem bilgisayar mühendisliğinde bir laboratuvar vardı, hem bilgi işlemde, hem endüstriyel ürün tasarımı bölümünde UTES gibi bir laboratuvar vardı ki hatta UTR Lab saat 4.30'da bir workshop yapacak şirkette oradaki UTES laboratuvarında çalışmalar yaparak başladı sürece ve gerçekten ilk adımlarını, yani kişi başına kullanılabilir ve kullanıcı deneyimi profesyonelinin çok yüksek olduğu zamanlarda, o dönemler, ilk adımlarını Ankara'da attık. Şimdi tabii sonra İstanbul'a taşındık. 50 kişilik, hatta bir ara 70 de olduk. 50 kişilik bir UX ekibine dönüştük. Onlarca, hatta yüzlerce UX projesi yaptık. Ve şimdi daha kapsayıcı şeylerle, mesela bir yüksek lisans programıyla vesaire yapmaya çalıştığımız bu etkiyi, kullanıcı deneyim alanındaki etkiyi arttırmanın yollarını arıyoruz. Burada da ufak, hatta büyük bir teşekkür de UX Minimal ekibine iletiyor olalım. Yani Ankara'da böyle bir etkinlik düzenledikleri için değil, böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bir etkinlik deneyimi sürecinin her noktasına çok özen gösteriyorlar. Ki kendilerini UX'lerde, kendileri UX'lerde karşılaşmadan önce zaten etkinlikleri takip ediyordum. Ümit ediyorum farklı şehirlerde farklı şeyler yapacaklar. Gerçi bu son meetup'mış galiba. Yani 2019 için mi son meetup? Okay. Kapanışı beraber yapıyoruz. Bugün kapanışı yaparken UX 101 vesaire alanlarıyla alakalı konuşmayacağız. Onu panele saklayalım. Yani herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir seviyede panelde konuşuyor olalım. Biz bugün daha kullanıcı deneyimi profesyonellerinin, sunuma geçebilirsek, kullanıcı deneyimi profesyonellerinin temelde yaşadığı
problemlerle alakalı bir çözüm önerim var. Ondan bahsediyor olalım. Şimdi nedir bizim yaşadığımız problem? Biz UXLI gibi bir konferans düzenliyoruz ve hep UX profesyonellerini davet ediyoruz globalden. Ortam belli bir süre sonra şuna dönüşüyor. Yani sahnede olup bize bütçe vermiyorlar, işte bizi anlamıyorlar diye ağlayan bir UX designer karşısındaki, evet bizi de benzer bir şekilde yapmıyorlar, ne kadar da şanssız değil mi diye böyle karşılıklı bir ağlama duvarına dönüşüyor etkinlikler. Ve bir şekilde bu bütçeyi verecek insanlar da orada yok. Yani hani bütçeyi imzalayacak, evet biz bu alana daha fazla yatırım yapalım diyecek adamın olmadığı yerde o adam hakkında konuşuyoruz, karşılıklı ağlaşıyoruz birbirimize. Ve şuna dönüştü bir yerden sonra, ya biz niye yangında ilk atılacağız? Hani şey vardır ya, balon düşmek üzeredir ve bu ağırlığı atmamız gerekiyor, bir ağırlık atmamız gerekiyor denir ve önce ağırlıkları atmaya sonra insanları atmaya başlar. Sanki kullanıcı deneyimi işi o balonda bir problem olduğu zaman ilk atılan şeylerden biriymiş gibi duruyordu ve dedim ki niye biz bir şeye dönüşmüyoruz, bir zorunluluğa dönüşmüyoruz, bir gerçekten bir faydamızın olduğunu sürekli neden kanıtlamak zorundayız? Yani neden reklam bütçesi için 1 milyon lira böyle tek bir klikle neredeyse hani hepsi buradan mouse alır gibi verilirken kullanıcı deneyimi ekibin böyle bir tane yazılım alacak 1000 dolara 10 defa sorgulanıyor. Buna ihtiyacınız var mı? Niye alıyorsunuz bunu? 1000 dolar ya. Orada reklama sen onun 10 katını, 100 katını böyle tek sorgu şey olmadan verdin. Ve dedim ki acaba bir merkezde vazgeçilmez olmanın bir yöntemini bulsak. Bir rating ekonomisinden bahsedeceğim size. 3 tane chapter'dan bahsedeceğim. Biri alıp satan, pazara can veren, alıcının, vericinin olduğu, aslında bütün ekonomilerde kullanabileceğimiz bir rating ekonomisi nasıl kurulabilir ve şirketler bunu nasıl kurmuşlar, biraz ondan bahsedeceğim. İkinci chapter'da bunu startuplar nasıl yapabilirle alakalı önerilerim var. Üçüncü chapter'da da rating ekonomisini arayüz özelinde nasıl anlatabiliriz, nasıl bahsedebiliriz, ondan bahsediyor olacağım. Şimdi aslında dediğim gibi vazgeçilmez olmamızın temel şeylerinden biri, noktalarından biri bizim üzerimizden bir ekonominin dönmesi olabilir. Eğer biz vazgeçilmez olabilirsek ve bu ekonomiyi bütün partilerin başarısı ya da başarısız haline getirebilirsek ve bu insanların yaşayıp öldükleri bir şeye dönüşürse, insanlarda davranış değişimi yaratabilirse bu ekonomi, yani ekonomi kötü gidiyorsa insanlar alım davranışlarını değiştirsinler, iyi gidiyorsa farklı şeyler yapsınlar. Anlık takip edelim, doların çıkıp yükseldiği gibi, yani şu sıralarda bilmiyorum takip ediyor musunuz, son bir yılımız dolar kaç olacak şeyleriyle doldu ve aynı zamanda finans üzerine çekilen YouTube videoları minimum 100 bin şey, yani aranızdan herhangi biri dolar 7,5 olacak diye bir YouTube videosu çeksin, minimum 100 bin izlenmesi var yani. Ben de diyorum ki bir rating ekonomisi oluşturalım ve bu oluşturduğumuz rating ekonomisi insanların yaşamlarına dokunsunlar. Dokunsun, onların yaşamını değiştirsin. İçinde bir ödül sistemi olmasa bile ki olsun, olmasa bile insanların davranışını değiştirsin. Bunu yapan, bu bölümü, Black Mirror'ın bu bölümünü seyreden varsa, herkesin birbirini rate ettiği bir dünya var bu şeyde. Üçüncü sezon birinci bölümmüş galiba yine sabah. Kahvaltıda konuşurken 4.2 ile başladı hayatına ve sonra başına gelen olaylardan sonra ratinginin düşmesi sebebiyle bambaşka bir hayatı oluştu. Bunu fizikselde yapan insanlar var, hatta ülkeler var. Bunlardan biri Çin. Şu an Çin'in bir şehrinde ki birazdan bir TRT videosu seyrediyor olacağız. Çin'in bir şehrinde insanların 100 puandan başlayan sosyal kredi puanları var ve siz güzel şeyler yaparsanız puanınız artıyor, kötü şeyler yaparsanız ya da kötü şeyler yapan arkadaşlara sahip olmanız da puanınızın düşmesine sebep oluyor, puanınız düşüyor. Yüksek puanlarınız varsa güzel şeylere sahip oluyorsunuz, düşük puanlarınız varsa burada biraz insan haklarına aykırı olaylar dönebiliyor. Bir yerden bir yere gitmeniz engellenebiliyor. Gerçekten. Ya da gitmeniz engellenmiyor da gidiş aracınız engelleniyor. Mesela uçağa bineceksiniz, diyorlar ki bu işte 80 puanın altındakiler bu uçağa binemez. Alternatifiniz 48 saat arabayla gitmeniz. Gitmiyorsunuz zaten. Yani bir şekilde sizi engellemiş oluyorlar. Videoyu izleyelim.
this episode of Black Mirror scared us all to death by taking social media too far. I see there's one standby seat on another plane leaving tonight. That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. People are scored out of 5 by everyone they interact with, and their public rating determines where they can live, who they can date, and how they travel. No! But you invited me. You've seen the guest list. They are all like 4.5 or above. They are going to freak at a 2.6. But this is just fantasy, right? Not in China. The government is building a social credit system to rate the trustworthiness of 1.4 billion people. There are plans to roll out the system by 2020, but it's already happening in Suzhou City. So, how does it work? Every citizen starts with 100 points linked to their ID card or social media. If you do something good, like volunteer at a charity, recycle trash, donate blood, or send positive energy messages on social media about the country, your score goes up. If you do something bad, like jaywalk, cancel a reservation, leave a dishonest review, or you are even friends with someone with a low rating on social media, your score drops. In order to restore calm, I'm invoking my authority as airport security to dock you one full ranking point as a punitive measure. This is a temporary measure. High-scoring citizens may get free gym memberships, cheaper public transport, and shorter wait times in hospitals. Low-scoring citizens may have travel restrictions, slower internet speeds, and restricted access to restaurants. Is this Black Mirror nightmare becoming a reality in China? Evet, dediğim gibi insan haklarına aykırı olan bazı travel restriction'ları falan olmasa fena sistem değil aslında. Yani herkesin herkesi rate edebildiği. Böyle bir sistem Uber'de de var arkadaşlar. Şimdi Uber'de biz daha bu puanlamayı, bu arada şoförlerin puanları var, biz müşterilerin de puanları var. Uber eskiden bu puanları bize göstermiyordu. Biz işte bir proje yöneticisi arkadaşımızla Uber kullanırken şoför dönüp şey dedi, abi senin ne kadar yüksek puanın var, diğer arkadaşı söylüyor. Bu arabaya Hande teyze bindi, onunkinden daha yüksek puanım var dedi. Şimdi güzel bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? Ve biz o sıra puanımızın olduğunu bilmiyorduk. Bu ara aranızda Uber kullananlar varsa bir puanına bakabilir mi? Sol üstte hemen kişilerin de puan. Mesela benimki 4.76'ymış. Ve 4.5 üzerinden. Ve insan şunu soruyor kendine. Ya nereden kırdın 0.24'ü? Paramı düzgün vermiyor muyum? Yani ne yapmış olabilirim de sen bana 5 üzerinden 4.76 verdin? Ki bu videoda... This guy not even have 4 stars. I wonder what my rating is. How the f- am I at 3.9? 9 bakın loser bir puana dönüştü artık. Yani bu arayı normalde Türkiye eğitim sisteminde 78 falan alıyorsunuz değil mi? Yok pardon, 78 mi alıyorsunuz? 30. Aynen 78 aldığınız puan internette 5 üzerinden 4 alamadığınız için kötü bir puanınızın olduğu anlamına geliyor. Şimdi Uber bu ekonomiyi kurmuş aslında. Bu ekonomi şunu diyor, siz puanınızı görüyorsunuz ve aynı zamanda Uber'de şoförü puanlıyorsunuz. Siz puanınızı gördüğünüz yere girdiğinizde, size Uber diyor ki, bu puan sistemi benim şoförle senin arandaki ilişkiyi kontrol etmek, daha iyi noktaya getirmek için kurduğum bir sistem. Ve size şunu söylemiyor, sen 5 olursan sana şunu söyleyeceğim, yani şunu yapacağım, daha iyi araba göndereceğim, daha iyi şoför göndereceğim demiyor. Herhangi bir vaadi yok. Ama diyor ki 5 yıldız almak istiyorsan şoförü bekletme. İşte şoförle diyalog kur. Sana bazı tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi ben bunu gördükten sonra her araca bindiğimde şoföre hal hatır sormaya başladım. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? İşte ya işte polisler, taksiler falan filan. Hatta şey diyorum ya adam fazla mı konuşuyorum şu an? Yani o yüzden de puanımı kırıyor olabilir mi? Yani eğer burada takım elbise giy deseydi, belki oturup takım elbise giyerek artık Uber kullanmaya başlayacaktım. Yani sırf 5 yıldız alabilmek için. Çünkü insan kendisine bunu soruyor. Yani neden 0.24, nereden kırdın? Ki bu büyük ihtimalle birçok insan şey yaptı. 5 yıldızlı bir Uber müşterisi nasıl olabilirsin? Onun tavsiyeleri de şunlar. Diyalog kur yine, konuş, yani insan ol. Ve karışma. Tip ver. Uber'de. İptal etme, sen
de 5 yıldız ver. Bakın, karşılıklı 5 yıldız verme üzerinden bir ekonomi kurmaya başladı. Aslında Uber'in müşteriler tarafında bir şu ana kadar bir yaptırım yok. Yani 4 yıldız alırsanız ne olur vesaire kısmı yok. Ama şoförler tarafındaki, birazdan bir skala göreceğiz. Şoförler tarafındaki skalası şu: 4.6'nın altına düşerseniz, düşerse şoför, 60 gün veriyorlar ona ya da 90 gün veriyorlar. Bunu düzeltmen için, bak, insanlar sana şuradan şey yapıyorlar. İşte arabanın temiz olmadığını düşünüyorlar. O yüzden sabahları şunu yap vesaire diye doğrudan tavsiye veriyorlar. Yani alıcıyla satıcı arasında siz göremediğiniz için Uber'i, alıcıyla satıcının ilişkisini kontrol etmeye çalışıyor. Ve bu gerçekten, bunu bir yıldız üzerinden yaptığında hepimiz sırf o daha güzel yıldız alabilmek için daha iyi insanlara dönüşüyoruz. Şimdi bir gün İstanbul'a akrabalar falan geldi. Uber kullanıyoruz, bir yerden bir yere gideceğiz. Arkada şey dedi arkadaş, ya burası da çok sıcak falan dedi. Sonra ya çocuk terledi falan gibi bir, yani cümle arasında geçiyor ama bunu. Şoföre doğrudan söylüyorum. Üçüncüsünde ise biraz sert bir şekilde, ya hocam klimayı açsana bak, kaçtır sana sıcak diyorum dedi. Ve benim o an aklıma ilk gelen şey şu oldu ya, gitti puanlar. Ya dönüp kendi akrabama şey diyecektim. Abi şunu daha düzgün ifade etsene yani. Burada 4.76 zaten puanım. Hani daha iyi bir insan olmaya bizi, onu da şoförü de daha iyi bir şoför olmaya iten bir sistem var ortada. Yani görünmez bir sistem, sadece çıkınca birbirimizi rate ediyoruz. Ve bu anlık takip ediliyor. Bir ödül yok ama aslında dediğim gibi bir manevi ödülü var. 5 yıldız almış olmanın ya da Hande Ateş'den daha yüksek puana sahip olmuş olmanın bir manevi ödülü var. Bir leaderboard yapsalar mesela, Türkiye'de kaçıncıyız vesaire, onu görsek. Bir de dediğim gibi herkesin orada daha yüksek puan almak için şeyi değişiyor, davranışı değişiyor. Ve bu aslında alıcıyla satıcı arasındaki birçok yerde benzer bir şekilde kurulan bir sistem. Ben de diyorum ki bunu sadece alıcıyla satıcı yapmayalım. Çin'in yaptığını iş dünyasının içerisine sokalım. Yani herkes sürekli ölçümleniyor olsun. Bir şey şirketi, akaryakıt şirketi örneğin, tuvaletlerinden her çıktığınızda tuvaletin ne kadar temiz olduğunu size soran bir tablete sahip. Ve o tabletten eğer son 5 mesajdan 3'ünde negatif bir şey gidiyorsa, bir feedback gidiyorsa merkeze, doğrudan orası aranıyor. Deniyor ki tuvalette bir sıkıntı var, bir bakın. Yani çünkü son 5 mesajdan 3'ünü de olumsuz aldınız, İkisini de olumsuz aldınız. Başka bir akaryakıt şirketi ise bunu ne yapıyor? Aylık rapor çekerek bakıyor buna. Yani 30 günlük deneyim raporu çekiyor ve diyor ki ya sizde 15 Temmuz'da bir şey olmuş, çok düşük puan aldınız. Allah bilir ne olmuş, hani 15 Temmuz'da tuvalette mi bir sıkıntı vardı, kötü bir çalışan orada terör mü yarattı, hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bunu dediğim gibi merkeze koyacak bir sistem kurmamız lazım. Şimdi sistemi kuracakken aslında biraz bu ekonominin para birimlerine de bakalım. En ideal değil, en fazla kullanılan para birimi bu sistemin 5 yıldız aslında. Ama o kadar abuse edilmiş durumda ki şu an internetin ortalaması 4.3'e dönüşmüş. Yani herkes o kadar yüksek puan veriyor ki, az önce 3.9'da kendini görünce ezik miyim ben ya, 3.9 puanım var diyen kişi gibi, yani bir cep telefonu alacaksınız, onun puanı 4.1 ise kıllanmaya başlıyorsunuz o ürünle alakalı. 4.5 falan olmalı. Yani bu bir şeye dönüşmüş. İnternetteki hiper yıldız enflasyonuna dönüşmüş aslında. Her şey çok iyi, her şey çok mükemmel. Çünkü biz insanlar mutluyken soruyoruz bu soruları. Hatta bakın bazı app'lerde şey var. Size app'in içerisinde deneyiminizi soruyorlar. 5 yıldız verirseniz size şey diyorlar. Hadi App Store'a git, oraya da yazar mısın bunu? 1 yıldız verirseniz bir tane bölüm açıp şey diyorlar. Sorununuzu bize ilet. Aman dışarı çıkıp da App Store ratinglerimi mahvetme benim. Yani burada söyle, ben çözerim onu. Yani mutluyken, 5 yıldız vermişken hadi bir 5 daha ver diyerek App Store'a gönderiyorlar. Ve evet, bu oluşan rating enflasyonu aynı zamanda başka bir istatistiği de karşımıza çıkarmış. Böyle bir J curve karşımızda. Yani insanlar aslında 1, 2, 3, 4, 5 vermiyorlar. İnsanlar aslında sadece 1 ve 5 veriyorlar. Yani YouTube videosunu izlediğimizde ya Allah belanı versin deyip 1'e basıyoruz ya da çok iyi misin deyip 5'e basıyoruz. 2'yi, 3'e, 4'ü kullananlar yok. O yüzden böyle hep bir J curve adını verdiğimiz bir curve oluşuyor. Sadece 1 ve 5 verenlerin dağılımı bu. Ki benzer bir şekilde YouTube yıldızları da
böyle dağılıyor. Yani 1 ve 5 verenler. Ama sonrasında bunu gören YouTube ve Netflix'te thumbs down'a çeviriyor olayı. Yani bu adam zaten ya nefret ediyor ya da beğeniyorsa ben neden thumbs up ve thumbs down yapmıyorum? Ve YouTube, Netflix bu sayede %200 rating alma oranını arttırmış oluyor. Ki Glovo diye bir getir benzeri bir uygulama var. Orada da mesela thumbs up, thumbs down var. Hani 5 yıldız yine alıcının, satıcının, alıcının ve satıcının olduğu yerlerde daha bir iyi bir ratingmiş gibi durmakla beraber herhangi bir şeyi beğendim beğenmediğimi ölçmek için genelde YouTube ve Netflix'te kullanılan bir yapı. IMDb bunu 10 üzerinden alıyor. 10 biraz tabii daha daha beyninin çok çok farklı alanlarda olduğu şeylerde, yapılarda daha geniş bir skala kullanmak için karşımıza çıkıyor. Bir yandan da böyle bir şeyimiz de var. Net Promoter Score. Şimdi sadece ön sıranın ratingini alacağız. Kusura bakmayın, burada 100 kişiyiz neredeyse. Her birinizin tek tek skorlarını alamayız ama ön sıradaki arkadaşlar ilk defa mı katılıyorsunuz UX Minimal etkinliklerine? Güzel, daha önce de katıldınız. Çok güzel. Bu etkinliği arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? 0 ile 10 arası bir skor söyleyeceksiniz. Ama şu olacak, şimdi ilk söyleyen Bayezi var. Mikrofonla mı devam edelim? Evet, ilk söyleyen Bayezi. Mesela ilk söyleyen 7 dedi mi, geri kalan herkes 7 diyor. O yüzden 10'ar saniye düşünelim. Tamam. Herkes kafasındaki skoru belirlesin. Arkadaşlar da arkada not alıyorlar. Kim 3 verdi, kim 5 verdi diye. Rahat olun ama. Evet, UX minimal etkinliğini arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? Buyurun. 10 üzerinden, ya 0 10. 0 kesinlikle etmem. 10 kesinlikle ederim. 8. 8. 10. 10. 10. 10. 10. Orada bir bias oldu hemen. 9. 9. Ben de 10 veririm. 10. 9. 9. 8. 8. Okey. Kaç kişi oldu? 2, 4, 7, 8. Tamam. 8 kişiden 6'sı 9 ve 10 üzeri puanlar verdi. Şimdi Net Promoter Score şöyle hesaplanıyor. 9 ve 10 verenler eksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verenler. Yani 9 ve 10 verenler senin promoterların. Diyor ki kesin git. Çok iyi bak. Arkadaşına tavsiye etmek çok güçlü bir şey çünkü. Yani arkadaşı gelip UX minimali kötü bir etkinlik deneyimi yaşarsa sana şey diyecek. Tavsiye ettin, gittik, berbat çıktı diyecek. O yüzden arkadaşına tavsiye etmeyi soruyor. Ve 0 ile 6 verenler de gitme oraya. Yani gitme, sana hiç tavsiye etmem diyenler. Bunun oranı eksi, dediğim gibi 9-10 verenler eksi, 0-6 arası verenler senin net promoter skorun oluyor. Yani total müşteri deneyimin oluyor. Şu an minimalin total müşteri deneyimi kaç çıktı? Sadece 2 kişi 8 dedi. Yani 6 bölü 8'imiz ki kaç ediyor? %75'imiz bu etkinliği arkadaşınızına promote ederek tavsiye ediyor. %0 promote etmiyor. 75 eksi 0'dan 75 çıktı. Bunun tam tersi çıkan yerler de var. Mesela belli sektörler var, sürekli eksi çıkıyor. Var mı tahmininiz? Hangi sektörün net promoter skoru sürekli eksi çıkıyordur? Kargo şirketleri demeyin arkadaşlar. Onlar zaten şey eksi yüzlerde falan ya. Banka olabilir. Var mı başka? Telekom. Evet. Çünkü zaten hizmet almanız, yani internetin olması sizin beklediğiniz bir şey. Yani internetin, ya bugün internet akıyor ya diye teşekkürler yazmıyorsunuz Türk Telekom'a. İnternet geliyor zaten. Ama internet gittiği anda bir anda şunlara dönüşüyorsunuz. Allah kahretsin, sizi internet yok. Bu tarz servis sunan şirketler, ki Amerika'da da telekomcular, GSM'cilerin tamamı eksi NPS'lerde dolaşır. Yani haterları promoterlarından daha yüksek. Öyle olunca doğrudan eksi bir rakam çıkıyor karşımıza. Kötü bir yöntem, kullanıcı deneyimini Quick and Dirty ölçüyor ama global bir yöntem. Yani Amazon'un da bir net promoter skoru var. Hepsi buradaysanız Amazon'la kendinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Peki kültürel olarak sizce bu soru güzel bir soru mu? Bunu arkadaşına tavsiye eder misin? Evet, Türkiye'de. Yönlendirici. Bir şey soruyor genelde, yani ben bunu ne zaman sorsam aldığım bu tarz etkinlikle hangi arkadaşıma? Ona göre kötü arkadaşımaysa şey yapacağım. İlk soru bu oluyor genelde. Bir de mesela 8'in yine lokal bir şey var, zaten kullanıcı deneyimi de
güzel bir iş gerçekten. Kültürel olarak çok farklı alanlarda işler. 8 verme şeyi çok daha yüksek. Mesela neden 8 verdin? Hadi, hadi bakalım. Dinliyorlar seni. Yazılımcısın. Ha, okey, tamam. Güzel, güzel cevaptı. Bazı insanlar şu yüzden 8 veriyorlar. Ya şu ana kadar her şey harikaydı ama kesin bir şey çıkar. Türkiye'deki insanların şirketlere olan güveni bu yani. Kesin bir şey yaparlar. Yani 9 vermiyorum. Bir şey olur, bunlar da bozarlar. Yani 9 vermek ve 10 vermek kültür olarak bizde şey, mükemmel, kimse mükemmel olamaz. Ya kafamızda öyle bir düşünce var. Çünkü bugüne kadar hiçbir şirket mükemmel olmadı. Yani hep çünkü çok iyiydi bir, hep öyledir ya mekanlarda. Çok iyiydi ama bozdu. Lost da bozdu falan. Hep böyle bir şey iyi gider ve sonra bozar yani. Kafamızda hep o var. O yüzden mesela Türkiye'deki Net Promoter Score'lar globale karşılaştığımızda evet, kötü servis verdiği için şirketler bir düşük. Bir yandan da kültür olarak daha düşük puan verme şeyimizden dolayı düşük. Ya da oyun şirketleri gibi yerlerde de 0 ile 100 arası da bu rating sistemi rating sisteminin para birimi kullanılabiliyor. Aslında siz kendi alanınıza göre deneme yanılma yöntemiyle thumbs up thumbs down'dan başlayıp 5 yıldız, 3 yıldızlı emojiler vesaire bir sürü şey kullanabiliyorsunuz. Bu ara gülen surat, duran surat, somurtan surat da benzer bir şekilde çalışmayan yöntemlerden. Niye çalışmıyor olabilir sizce bu üçlü? Herkes ortaya veriyor, evet. Yine oylar komşuya gitti gibi yine ortaya gitti. Yani iyi deneyimi alamıyorsunuz. Ya da şöyle bir şey var. İdare eder. Olumluya mı kayan idare eder, olumsuza mı kayan idare eder? Mesela bu konuda Happy or Not diye bir şirket var. Onların skalası dörtlü. Gülen surat, hafif gülen surat, hafif kızgın surat, tam kızgın surat. Yani ortası yok. Olumlu diye bir şey yok. Şey yani orta vasat diye bir şey yok. Yani ya olumluya kayan vasat olmalı ya da olumsuza kayan vasat olmalı ki deneyimin nasıl olduğunu anlayabilin. Peki bu şirketler bu rating sistemini nasıl kurabilirler? Daha doğrusu biz nasıl kurabiliriz? Öncelikle detay alarak. Yani sadece insanlardan rating istemeyelim. Detayını da isteyelim. Mesela Uber'de siz 5 yıldız verdikten sonra size şey soruyor. Her şey çok iyiydi. Peki bir şey daha iyi desem hangisini derdin? Yani hadi bir kompliman yap şoförü diye size bu tarz badge'leri çıkarıyor. Mesela biz bir sabah da anlattım arkadaşlar. Biz bir Uber şoföründe şeyi gördük. Adamda Awesome Müzik böyle 500 tane badge almış. Awesome Müzik diye. Şey diyorsun ne geliyor acaba falan diye. Gerçekten arabanın içerisinde biniyorsun. Arabada mükemmel bir ses sistemi var. Çok iyi bir müzik falan. Abiye sorduk sen abi ne yapıyorsun falan diye. Şey, eskiden DJ'ydim. Sonra Uber şoför oldum diyor. Ya da kendi kedi köpekleriyle falan Uber şoförlüğü yapanlar var. Yani aslında siz bu detayla ki benzer bir şekilde ayakkabıda da bu bana oldu mu detayı ya da bir mekanla alakalı hani insanlar size sadece şu yorum yapıyorlar ya delirebiliyorsunuz şey web sitesinde ya da Google'da mükemmeldi 5 yıldız. Tamam da yani nesi mükemmeldi? Yani manzarası mı güzeldi? Ya da şey diyor çok kötüydü 1 yıldız. Hani biraz detaya girsen. Çünkü onun için olumlu olan bir şey belki benim için olumsuz. Yani adam şey diyor, yemekler çok yağlıydı 1 yıldız. Tamam ama ben yağlı seviyorum. Yani aslında bu benim için olumlu bir yorum. Olabildiğince insanların detay vermesini sağlamak gerekiyor. Booking her şeyi çok iyi yaptığı gibi bunu da çok iyi yapıyor. Size sadece 3 soruyla başlıyor. Oteli değerlendirir misin diye. Sonra her 3 soru bittiğinde bir üçlü çıkarıyor. Bir gün gerçekten sabrettim. 47'ye falan kadar gittim böyle yani. Artık şeyi falan sormaya başladı. İşte kahvaltı sırasında çalan müzik nasıldı dedim. Yuh artık yani onda rate etmeyeyim ama çok genel kitleden 3 tane alıyor. Herkes yani çok geneli dedi herkes vermiyordur büyük ihtimalle ama %10'u sadece 3 soruyu cevaplıyor. Ama çok advanced gitmeye soruları cevaplamaya devam eden insanlardan da detaylar alıyor. %1'den detay alsa zaten o geneli yansıtmak amacıyla son derece güzel bir sistem oluyor. Sahtelere dikkat etmek gerekiyor. Şu case'i belki biliyorsunuzdur. Bu İngiltere'de olmayan restoran. TripAdvisor'da İngiltere'nin en iyi restoranı seçildi. Bu arkadaşımız restoranlar için fake komentler yazıyormuş. 13-14 dolar oluyormuş restoran başına. Aslında metin editörüymüş. Ve restoranlar bundan sürekli bunları istiyormuş. Yani daha restorana gitmeden yazıyor bu ara. Yazıyor 13 dolar alıyor falan. Sonra demiş ki acaba ben bu sistemin çalışmadığını gösteren bir şey mi yapsam? Kendi restoranını, restoran değil böyle, kendi şeyini kuruyor.
fake restoranını. Böyle kedi köpek mamasından üzerine tıraş köpüğü falan sıkarak tatlı yaptığını iddia ediyor. Böyle işte bilmem ne tatlısı. İnsanlar değil de yine kendisi. Onun hakkında çok güzel mesajlar yazıyor oraya falan. Bu fotoğrafları gören bir sürü insan sürekli rezervasyon yaptırmaya çalışıyor bu dükkana. Ve şey diyor, kusura bakmayın rezervasyonlarımız dolu. Önümüzdeki 3 ay doluyuz falan. Ve böyle bir pik yaratıyor ve TripAdvisor'da birinci sıraya çıkıyor. Ama yok öyle bir restoran. Yani açıldığında da millete patates kızartması falan veriyor böyle hani. Ama insanlar hala şeyin peşindeler. Çünkü o puanları çok yüksek ya. Gelip o patates kızartmasını bile Instagram'da güzel güzel paylaşmaya çalışıyor insanlar. Sistemin yani bir yıldız verenler, yüzde kaçı 5 yıldız verenler. Dediğim gibi bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz. Fitleme özelliği mesela Steam kullananlar varsa... Steam'de bu fitleme hayat kurtarıyor çünkü şey diyor, son zamanlarda oyunu indiren insanlar ya da son sürümde oyunu indiren insanların yorumlarını duymak istiyorum. Çünkü oyunun bir sürü versiyonu var, fitleme özelliği sunabiliyoruz. Booking'in yine yaptığı bir sürü süper şeyden bir tanesi de, bakın çok iyi değil mi yani böyle güzellikler akıyor resmen adamların dükkanı. Adam dükkanda olumsuz bir şeyden bahsetmiyor bu ara. 9.8 olağanüstü, 9.4 fevkalade. 8.8 müthiş. Yani böyle her şey akıyor. 6.8 yok. Yanında hiçbir şey yazmıyor. Mesela ona kötü yazmamışlar ya da işte idare eder falan yazmamışlar. Adam diyor ki dükkanda ben olumsuz konuşulmasını istemiyorum yani. Zaten insanlar karşılaş bunun yanında niye güzel bir şey yazmıyor diyecekler. Bir daha niye rencide edeyim ben onu hani kötü vesaire diyerek. Booking'in aslında dediğim gibi bir de hepimizi satın almaya ikna etme süreci var ya sadece datayı kullanarak. Onlar ratingleri değil daha çok ratingleri değil, veriyi ikna etme amacı olarak kullanıyorlar. Başta ratingi sonra kullanıyorlar. Kullandıkları istatistik ne? Diyor ki son rezervasyon 14 dakika önce. Şu an buna 42 kişi bakıyor. Son 2 oda var. Ve bu dönemlerde alabileceğiniz en iyi fiyat bu. Şimdi bunların hepsi insan beyninde şey yaratıyor. İşte bu sorunun geleceğine emindim. Şirketlere güvenmiyoruz dedim ya, dataya da güvenmiyoruz genelde. Booking manipüle etmiyor. Etmiyor. Yani siz rezervasyon yaptırın, sizin rezervasyonunuzu... Ha şöyle manipüle ediyor. Mesela son 2 oda diyor ya, aslında zaten otelin 100 tane odası var, onunu Booking'e ayırmış, 8'i satılmış. Yani oradaki son 2 oda, belki de o geri kalan 90'da 45 tane daha boş yer var. Ama o kendisine ayrılan onun son 2'sini şey yaptığı için, belki böyle biraz manipüle ediyor olabilir. Bu arada Booking otellerin manipüle etmesini olabildiğince engellemeye çalışıyor. Şimdi bir yapay zeka ile şey yapmışlar, otelin yüklediği fotoğrafla tagleri karşılaştırıyor. Ya diyor ki sen denize sıfır dedin, fotoğraflarda deniz meniz yok yani hani. İhtimalle denize sıfır değil. Amazon'u mesela fiziki mağazasını düşününce Amazon yapıyor ya, yani ne kadar dijitalleşeceğini vesaire düşünüyorsunuz değil mi? Amazon ki gerçi kendileri hani kasiyersiz bir mağaza yaptılar. Ama bir tane de kitapçı açtılar. Amazon Bookstore diye ve kitapçılarında dijital ekranlar yoktu. Çok fazla fiziksel doneleri vardı ve bu her kitabın altına en fazla beğenilen yorumu öne çıkardıkları bir şey. Onları print alıyorlar ve print alıp her kitabın altına bunu basıyorlar. Recommendation Engine'i de fiziki olarak şöyle yapmışlar. Bir tane kağıt var. Kağıtta iki tane ok var. Bunu okuyan bunu da okudu diye. O kağıdı iki tane kitap arasına koyuyorlar. Tak Recommendation Engine oluşuyor. Bunu alan bunu da aldı. Buradan şey yapıyorsunuz. Yani Amazon olunca hani bir dijitalle ilgilenen bir sürü arkadaşımız var ya burada. Her şeyi dijitalle çözmeye çalışmak gibi bir düşünce içerisine gelebiliyorsunuz. Oysa adamlar dünyanın en büyük dijital storeları ve onlar fiziksel mağazasında hala fiziksel dünyada da kullanıyor bunu. Ve bunu hemen toplamak gerekiyor anda. Yani uçuşla alakalı bir problemi varsa adam o iniş anında kusmak istiyor gerçekten. Yani çünkü bir saat sonra unutacak. Ama o kötü deneyim kendisinde kalacağı için bir daha senin şeyini kullanmayacak hava yolunu. O yüzden biz mesela bir hava yolu şirketi için bir diyerek hani hiç renklerden de anlamadınız. Yani pilotu, hostesi, her şeyi ölçebildiğiniz bir rating sistem. Ya pilotu da ölçebilelim değil mi ya? Ya çok sallandık yani sonuçta. Belki kendisiyle alakalı bir durum yoktu ama bir ratinglere baksalar belki inişle alakalı problemi var yani. Daha güzel indirsin. Ve bunu merkeze koymak gerekiyor. Şimdi bu sistem dediğim gibi alanın, satanın ve birçok partinin olduğu yerlerde bir şey, temel bir ölçüm sisteminden bahsediyoruz. Peki
Chapter 2'ye geçelim. Daha ortada bunun çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz bir dünya varsa ne yapacağız? Yani daha bizim fikrimiz çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyoruz. O zaman nasıl bir rating sistemi ölçeriz? Aslında o zaman ölçümü başa başka şekillerde koymamız gereken noktalar var. Bunlardan ilki, önce doğru ürünü yapıp yapmadığımızı ölçüyoruz. İkincisi, sonrasında bizi mese götürecek kitleleri bulup bulmadığımızı ölçüyoruz. Bundan sonra artık bizim az önce bahsettiğim gibi bir rating sistemini merkezimize koyuyoruz. Şimdi doğru ürünü yapmak ne demek? Eskiden nasıl ürün geliştiriyorduk? Biz mesela bonus flash'ı tasarladık. Şöyle bir tasarım süreci oldu. Biz 4 ay boyunca tasarladık. Yazılım ekibi de 8-9 ay boyunca kodladı. Ve yaklaşık 13-14 ay süren bir yazılım ve tasarım sürecinin sonunda projeye başladığımız an, T eşittir 0 anında yenilikçi olan proje bu 14 ayda 2 tane iPhone kaçırdı. Yine iPhone'lar geldi. Force Touch gibi yeni özellikler geldi. Android'in de tasarım dilini kaçırdı. Android o sıra Material Design diye yeni bir tasarım dili getirdi. Yani biz yaptığımız ilk anda, oha ne güzel yepyeni bir şey yaptık dediğimizde çıktığı anda şey oldu. İlk gelen de Force Touch'la kullanılmıyor. Ya teşekkürler kullanılmıyor ama çünkü 13 ay boyunca bununla uğraştık. Ama biz daha az bir efor sarf edip, daha MVP yapısıyla çıkıp, sonrasında onun üzerine özellikleri geliştiren bir dünyaya gidiyor olsaydık eğer, o zaman daha mantıklı, daha eforumuzu doğru harcadığımız bir ürün geliştirme süreci olacaktı bu. Şimdi doğru ürünü yapmakla alakalı aslında şu görsel belki bize biraz daha şey anlatabilir. Geleneksel UX süreci az önce bahsettiğim gibi bir tasarım zamanı verir size. Der ki al sana 4 ay, sen burada kullanıcı araştırmanı yap, her türlü işte testini yap, etkileşim tasarımını yap ve sen bu 4 ay sonrasında ürünü bitir ve hayatına devam et. Ve biz kodlayalım. Yani tasarım ekibi sonra yeni projeleri yaparken alsın. Sonra yazılım ekipleri agile çalışmaya başladı. İşi mikro parçalara böldü. Onu sprintlere yedirdi ve o sprintlerde her bir sprintte ya da her iki sprintte bir ortaya bir çıktı çıkartmaya çalıştı. Şimdi Lean UX ise şunu söylüyor. Bu ürünü gerçekten yapmalı mıyım? Ya bu fonksiyonu gerçekten eklemeli miyim? Şimdi Envato Elements diye bir tool var. Sizin bir sürü grafik, fotoğraf, template vesaire bulabildiğiniz, aylık subscription'ı bulabildiğiniz bir şey bu, platform. Template'leri satıyor normalde Envato. Aylık 29 dolara da bu template'lerden seçkilere sınırsız erişiminiz var. Sketch plugin'i yapmışlar. Şu an sadece 1000 tane UI elementine ya da template'ine ulaşıyorsunuz. Bir tane de orada şey var, fotoğraflar diye bir bölüm var. Bastığınızda şey çıkıyor. Teşekkürler, biz bunu daha yapmadık ama yapmak için sizden feedback almak isteriz. Burada sizce Envato neyi ölçmek istiyor o Sketch plugin'deki fotoğraflar bölümüyle? İlgi var mı? Birileri tıklayacak mı? Birileri tıklayacak mı bunu? Bakın Glovo diye bir şirket, dediğim gibi herhangi bir şeyi bir yerden bir yere getirme şirketi, Brezilya'da şunu yapıyor. Android markete boş app atıyor adamlar. Yani pizza getirdiği app yapmışlar. İçi bomboş. Bir tane PNG var. Açıyorsunuz. Teşekkürler, biz bunu yapacağız. Ya da işte ilaç getir, alkol getir. Her bir getiri ayrı bir app yapıp atmışlar markete ve şey demişler. Bir ay içerisinde 20 bin download alan hangisi olursa onu yapacağız. Şimdi yine aklınızda şey oluştu mu? Bir app indirdiniz Android markette, içi boş çıktı. Bir daha onu kullanır mısınız? Bence kullanırsınız. O kadar kinlenmiyorsunuz bir app'e karşı yani. Hani o kadar güçlü bir motivasyona sahipsiniz. Allah belanı versin senin demiyorsunuz yani. Bir şey diyecektiniz ama. Böyle. Evet. Aynen. Küfür edersin biter. Yani aynen. O maç zaten başka bir şey vurur. Yani indirdin bitti. Ama gördüğünüz üzere gerçekten insanların bir ilgisi var mı yok mu bunu anladı. Yani tasarımcı ya da işte araştırmacı orada ben bunu yaparsam bunun bir gerçekten karşılığı olacak mıyı gidip insanlara sorsaydı yanlış bir bilgi alacaktı. Çünkü insanların söylediği en büyük yalan, evet ben bunu kullanırım. Diğer yalan, ben buna bu kadar para veririm. Zaten kullanıcı araştırmasından bunlar çıkmaz. Çıkarttığını iddia eden arkadaşlar varsa da lütfen kendilerini esefle kınayın. Yani ben bunu, siz bunu kullanır mısınız? Evet kullanırım. Teşekkürler söylediğiniz yalan için. Buyurun. Aynı yöntemi, yani aynı yöntemde sizin kullanıldığınız sözde kişilerle konuşup ya da benzer şeyi, sahadan insanlardan görüş alarak ilerlemeyi, ters yönden denetse insanlar, yani... Nasıl ters yönden? Şöyle, ne olsa kullanmazsanızlarla başlasa ve... Olabilir, yani...
Daha net ama şöyle yani aslında tasarım tarafı şöyle yaklaşıyor. Yani insanlar neyi istediklerinin çok farkında değiller ama problemlerinin ne olduğunun farkındalar. Yani o hep klasik Henry Ford cümlesinden şey diyor ya, ben insanlara sorsaydım daha hızlı at isterlerdi. Bu şu anlama gelmiyor, insanlara sormayayım o zaman. Adamlar sana söylemiş, problemi hız. Yani sen onu genetik bilimine yatırım yaparak da çözebilirsin, atı hızlandırarak. Senin tercihin. Ya da arabayı yaparak da çözebilirsin. Yani burada Henry Ford'un dediği insanlara sormayın değil aslında. İnsanlar tasarımcı değiller. Sadece neyi istediklerini bilmeyecekler. Ama sana problemlerinin ne olduğunu söyleyecekler. Ama problemin ne kadar büyük olduğunu söylerler mi? Emin değilim işte. Senin orada sezgilerinin, o insanı doğru dinlemenin şeyi, önemi ortaya çıkıyor. Yani çoraplarınızı çamaşır makinesinden çıkardığında ayıran bir app olsa ya da bir uygulama olsa buna para verir misiniz? Evet, evet diyorsunuz. Bu kadar büyük problem mi ya? Aynı renk alın yani. bu probleme para vermiyorsunuz genelde. Yani bu problem çözülse güzel ama çözülmese de hayatımda hiçbir şey olmuyor problemler. Ama trafik problemini çözen ya da günde size yarım saat kazandıran bir app'e para verir misiniz? Veriyorsunuz. Ama para verir misiniz diye sorduğumda da bana doğru cevabı söylemiyorsun. Mesela bunu ölçümlemenin çok güzel yöntemleri var. Şimdi bu arkadaşımız Starbucks'larda yeni 1 milyar dolarlık fikri bulmak için uğraşan bir arkadaşımızmış. Ve bir gün artık hani üçüncü falan startup fikrinde baristayla kanka olmuş. Çok da yoğun bir günmüş. Starbucks çok doluymuş. Gitmiş baristaya şey demiş, iyi para yaptınız, iyi bahşiş yaptınız falan diye. Barista da şey demiş, bahşiş mahşiş yok. Millet kredi kartıyla ödüyor yani artık. Nakit ödeme azaldığı için biz bahşiş alamıyoruz. O an böyle bir ampul yanmış bunda. Demiş ki ben o zaman acaba insanların kredi kartıyla bahşiş ödedikleri bir kutu yapsam da bu tutar mı? Şimdi normalde eski ürün yapma dünyasında bunu nasıl yapardık? Gider bankayla anlaşır, kutu üreticisiyle anlaşır. Buna bir yılımızı gömerdik. Çıkartırdık, böyle 1000 tane falan üretirdik. Sonra satmazdı, kullanılmazdı ve şey derdik. Abi Türkiye buna hazır değilmiş. Biz geri zekalı olamayız ya. Yani. İnsanlarda sıkıntı var çünkü. Bu arkadaşımız ne yapmış? Bundan 10 tane üretmiş. Ama içine de şey koymuş. Sadece bir tane Arduino set koymuş. O gün kaç tane kredi kartı sokulduğunu count eden bir Arduino set bu. Bunu da gitmiş Starbucks'taki arkadaşa demiş ki ya bu burada 3 gün dursa ben kaç tane kart sokulduysa sana o kadar parayı ben vereceğim. Ve insanların buna, bu arada insanlar kartlarını oraya koyduklarında gerçekten 1 dolar bahşiş verdiklerini zannediyorlar. Yani insanlar onu gerçekten çalışıyor zannediyor ve bakmış ki ortalama 30 tane kart konuyor bunun içine. Hemen bir para çokomel. Günde 30 dolar kazansa, ben bunun %30'unu alsam, bir kutudan 9 dolar, ayda 250, Allah bin bereket versin ve insanlar bunu kullanır. Bakın ne oldu? İnsanlar bunu kullanır mı yerine ben artık şeyi ölçmeye başladım. Evet, insanlar bunu kullanır. Bu beni yeni 1 milyar dolarlık şirket yaptı mı? Yapmadı. Çünkü bir sonraki adıma gelmemiz lazım. Mesela bir arkadaşım da Kasko 123 diye bir şirket kurarken bana gelip şey demişti, ya ben valide ettim, insanlar internetten kasko alabilirler. Dedim, nasıl valide ettin? Böyle bir tane site yapmış. TCKN, plaka, e-posta var. Bu ara bu internetten kasko o kadar satılmıyor dönemlerde. Satılmıyorken yaptığı bir şey. Hani şu an yapsanız zaten satılıyor biliyorsunuz ama bundan 5-6 yıl önce 100 dolar reklam verip insanları bu sayfaya düşürmüş. Kaç bunu ölçmüş. Sonra burada TCKN'ye verenlere de fake bir teklif sayfası çıkarmış. 3 tane teklif var. İşte sizin aracınız için 1100 liralık bir kasko var, 800 liralık var, 600 liralık var. Sonra da o teklif aldaki o yani teklif al seçeneklerinden satın ala basana da şey çıkarmış. Kusura bakmayın bu site çalışmıyor. Biz sizin iletişim bilginizi aldık, açıldığında haber vereceğiz. 1100 dolar harcayıp 1000 kişi getiriyor. Bunlardan 600'ü gerçekten TCKN'ye veriyor. 600'den 200'ü satın al butonuna basıyor. Şimdi internette 200 butona bastırırsanız, sepete attırırsanız sepetin tamamlama oranı %2'dir. Yani 4 tane kasko satarsınız. 100 dolar para harcarsınız, 4 tane kasko satarsınız bu modele göre. Yine para çok ömel. Tamam, tutar bu iş. O zaman dolar böyle değildi yani. Dolar böyle olmadığı için Google AdWords reklamları da ucuzdu. Evet, bu iş yapılabilirmiş. Yani artık tasarımcının ilk başta ölçeceği şey bunu yapalım mı, yapmayalım mı validasyon oluyor. Sonrasında yine tasarımcının devreye girdiği bir diğer nokta, bizi mass kitleye götürecek bir şey var. Hiçbir teknoloji mass kitleden başlamıyor. İlginçtir, sadece TikTok böyle başladı.
Yani Türkiye'de TikTok MES'ten girdi. Yani bir anda annemiz babamız TikTok kullanmaya başladı ama onun haricinde genelde şöyle olur. Ki iPhone'da falan da böyle oldu. Yani öncelikle her çıkan telefonu alan, her drone'a muruna para yatıran arkadaşlarımız var. Onlar innovator'lar. Onlar her şeyi alıyorlar. Onlar sürekli bir şeyler deniyorlar. Ki bu sadece teknoloji ürünlerini düşünmeyin. Yani annelerimizin de böyle bir grafiği var gerçekten. Bazı anneler yeni çıkan ürünleri, yeni yemekleri sürekli deneyen anneler. Bazıları gelenekselci anneler. Diğerleri bir kullansın, ölmezlerse ben de yapacağım anneleri. İlk çıktığında ne diye dalga geçiyorlardı? Steve Ballmer, Microsoft CEO'su diyordu ki ya bizim telefonlarımız daha ucuz ve de klavyesi var yani. O özelliğe bak yani. Ya da BlackBerry şey diyordu yani bu telefonlar alırlarsa bizim telefonumuzun daha iyi olduğunu anlayacaklar için bizim satışlarımız artacak falan diyorlardı. Yani iPhone daha iPhone değilken sıraya giren adamlar var. Onlar giriyorlar, kullanıyorlar. Sonrasında onun elinde görüp de ne güzelmiş bu diyen bizler varız. Sonrasında biz de artık kullanmaya başladığımızda annemiz babamız devreye giriyor. Yani teknolojinin yayılma şeyi bu şekilde. Hatta bununla alakalı deniyor ki şurayı atlayan ürünler MES'e gidebilirler. Yani sen bunu yapmaya gerçekten fayda var mı kanıtladın. Sonra ilk müşteri gruplarına, ilk o senin için değerli olan öyle adaptörleri buldun. Artık ondan sonrasında MES'e gideceksin. Şimdi biraz yine beyin fırtınası yapalım. Türkiye'de online psikolog hizmeti alabildiğiniz bir app olsa bunun öyle adaptörleri kimler olur? App üzerinden psikolog hizmeti alıyorsunuz. Yani danışmanlığını alıyorsunuz diyorum yani. Böyle psikologları görüyorsunuz, fiyatlarını görüyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bu app'i kim kullanır? Psikologlar kullanır. Başka? Ama müşteri tarafını düşünelim. Psikologlar rakip analizi yapmak için kullanıyor olabilirler belki. Yani başka? Beyaz yakalı. Okey, olabilir. Başka? Var mı? Üniversite hazırlık öğrencisi. Zorlu bir hazırlık süreci. Okey, başka? Şimdi iki tane early adapter grup bulmuş arkadaşlar. Zaman hızlanıyoruz. İki tane early adapter grup bulmuş. Bunlardan birincisi çocuğum normal mi anneleri? Şimdi yaklaşık 4 aydır benim de çocuğum var ve gerçekten çok ihtiyaç var. Yani çocuk bir şey yapıyor diyorsunuz ki lan bu normal mi acaba? Yani şu an çocuktan bir ses çıkıyor, zannediyorsunuz ki şu an ölmek üzere falan, ya boğuluyor falan ama birine şey demeniz lazım. Ya da çocuk uyumuyor, yani ya da ortalama 4 saat uyuyor ve şey diyorsunuz, ya acaba bu normal mi? Zaten bütün çocuk kitapları şöyle anlatıyor işte, çocuklar ortalama 16 saat uyur. Bu bazılarının 10, bazılarında 23 saat uyuyacağı anlamına gelir. Çocuğunuz 10 saat uyuyorsa da 23 saat uyuyorsa da normaldir. Rahat olun diyor. İkinci grupta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şey yapan, görev yapan devlet memurları. Yani kısıtlı sosyal hayatları var ve bir online danışmanlık hizmeti almak istiyorlar. Yani büyüme sürecinde bu early adapterlar sizi MES'e götürecek gruplar. Onları yakalamanız sonrasında bir ölçüm sistemi kurmanız gerekiyor. Vaktim az kaldığı için hızlanalım. Sonrasında bu rating ekonomisini merkeze koymanız gerekiyor. Yine NPS burada devreye giriyor. Bir şirket var, tek ratingleri, buna bu arada North Star Metric deniyor arkadaşlar, Kuzey Yıldızı metriği. Kuzey Yıldızı hani yön bulmak için kullandığımız şeydir ya, diyor ki biz ofisimizde devasa bir şekilde o North Star Metric'imizi koyarız ve her gün onu arttırmaya çalışırız. Mesela o şirket kullanılabilirlik testlerine katılımcı bulma şirketi, metrikleri şuymuş, 4 yıldız ve üzeri katılımcılarımızın sayısı o gün, kaç tane katılımcı gönderdik değil. Belki 500 tane gönderdik ama kaçı 4 yıldız ve üzeri aldı? Facebook'ta bu aktif kullanıcı sayısıymış. Airbnb'de gece doldurduğumuz oda sayısıymış mesela. Yani sadece yukarı bir şey koyuyorsunuz ve bunu ölçümlüyorsunuz. Yine ismini bilmediğimiz havayolu şirketi. Son olarak da istatistik nerede karşımıza çıkıyor? Bu arada ben kendimden hani çok az bahsetmiştim. Ben istatistik mezunuyum. Bunu çok şey olarak söyleyemiyorum. Altını doldura doldura söyleyemiyorum. Yani teorik derslerimin tamamı felaket. O yüzden yani ben istatistikçiyim diyemem. Dersem bölüm arkadaşlarım gülmek için çok farklı organlarını kullanabilirler. Ama istatistikle arayüzün etkileştiği bir yer varmış. Onu da hani dedim, keşfettim. Bu da kullanılabilirmiş. Yani bir şeyin ne kadar kolay kullanıldığının rakamsal bir karşılığı varmış. Usability tanımı bize aslında bunu söylüyormuş. Da farkında değil. Neymiş? Nedir usability tanımı? Bir ürünün potansiyel kullanıcı tarafından
kullanım bağlamı, yani bir ATM ise o fiziki mekan, bir mobil uygulaması bu adam tuvalette kullanacak, yatakta kullanacak, yürürken kullanacak. O senaryoları, yani sizin o uygulamada yapmalarını istediğiniz senaryoları ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde yapabiliyorlar. Şimdi bunu istatistikleri çıkaralım. Daha güzel tanımı da bu ara. Bir şey ne kadar zorsa o kadar kullanmazsınız, değil mi? Bu genelde kötü ürünlerin çok şeydir, güzel bir gösterimdir. Hedef kitle, aslında çoğu zaman ürünün kullanım hedef kitlesi sizin tahmin ettiğiniz hedef kitlesi olmuyor. Yaklaşık 10 bin liralık bir çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesini kim kullanır sizce? 10 bin liralık bulaşık makinesini satın alma kararını veren insan mı? Yoksa o insanın evinde çalışıp bulaşıklarla ilgilenen kişi mi? Yani onun kullanım testine kimi davet edersiniz? Türk Telekom vesaire bize sürekli şey diyordu. 7'den 77'ye herkes bizim müşterimiz. Hayır, 7'den 77'ye bir Barış Manço programıydı. Yani öyle bir hedef kitle tanımı yok yani. Çünkü bazı anneler için ADSL modem ışığının yanıp sönmesi gereken, yanmıyorsa bir sıkıntı var noktasında bir etkileşimde o cihazla, yani oturup da internet kullanmıyorlar. Kullanım bağlamı de nerede kullanılıyor? Mesela bir iPhone şey yapıyorsanız o butonun insan dokunacak seviyesinde olması gerekiyor. Evet, istatistik burada devreye giriyor. Şimdi bir bankacılık uygulaması var. Bir senaryo veriyorsunuz kendisine. Vaktim doldu biliyorum. Bir senaryo veriyorsunuz kendisine. Diyorsunuz ki hadi şu para transferini şu hesaba yap. Bakın bir senaryo veriyorsunuz. O senaryoyu yaparken şunları ölçüyorsunuz. Ben 10 kişiyi dahil ettim. Bunlardan kaçı yardım almadan başarıyla tamamlayabildiler senaryoyu. Tamam, tamamladılar ama kaç dakikada yaptılar? Ne kadar hatayla yaptılar? Ve bu deneyimden ne kadar memnun oldular? Bu üçü birleşiyor ve bir istatistik veriyor. Bunu geçeceğim. Çünkü o bir tanıtım videosu gibiydi. Aslında kullanılabilirlik böyle ölçümlenen bir süreç. Yani test öncesi anket, test anlatımı, senaryolar vesaire, bunların tamamından sonra şunu diyebiliyorsunuz. Benim EFT işlemim 100 üzerinden 65 kolay. Ben EFT işlemi, şu güncellemeleri yaptım, test ettim ve artık 100 üzerinden 78 kolay. Hatta biraz hani şey yapalım. Akademik olarak bu konuyla ilgilenenler varsa onu ayrıca zaten konuşuyor oluruz. Ara bölümden çalmadan çok fazla. Ve böyle skorlarımız da var. Yani bittikten sonra siz bir anket yapıyorsunuz. System Usability Score anketi. Ve o ankette aldığınız sonuçlarla da arayüzünüzün geneli 100 üzerinden kaç kolay, bunu ölçümleyebiliyorsunuz. Bunu her 3 ayda bir yaptığınızı düşünün. Her 3 ayda bir elinizde benim uygulamamın ana fonksiyonları ne kadar kolay datası var. Rakibi de yapın. Benim uygulamalarım versus rakibimin uygulaması üzerinden karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Bugün nelerden bahsettik? Bir genel rating sisteminden bahsettik. Sonrasında bunun startuplarda ve arayüz insan etkileşiminde nasıl olacağından biraz hızlanarak bahsettik. Dijital işlerde çalışıyor olmamız bizim her şeyi ölçebileceğimiz anlamına geliyor ama ölçmüyorsak eğer bu ölçmediğimiz anlamına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok fazla dijital sektörde çalışan insanla beraber çalışıyoruz ve şunu diyoruz. Şunu ölçebilir misiniz? Evet, ölçebiliriz. Ölçüyor musunuz? Hayır, ölçmüyoruz. Yani bu sektörde çalışıyoruz. Ölçebilmemizin bir güzelliği var. Ama ölçmüyoruz. Yani o rahatlığı koyuyoruz kenara. O yüzden temel tavsiyem ölçün arkadaşlar. Hatta bu etkinlik sonrası anket gönderiyor musunuz? Bakın ne güzel ölçüyor arkadaşlar, değil mi? Her etkinlikte bunu karşılaştırdığınızda mekanı da ölçersiniz, konuşmacıları da ölçersiniz. Ne olur bir sonraki etkinliği daha iyi yapmak yolunda elinizde data olur. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saat 4.30'da burada anlatamadıklarımı da konuşabiliriz ya da bu konuda herhangi bir sorunuz olursa onları da konuşuruz. Çok teşekkürler.